Helal bir kavlem bir İbrahim. Bana değil dağlara olsun. Ne? Başladık mı biraderler? Efendim, şimdi size bir hikaye anlatacağız hep birlikte. Zeytinliklerden de anlaşılacağı üzere burası Ege. Yeşille mavinin kesiştiği körfez. Çocuklar bir film çevirmişler. Bana da dediler ki, abi filmimizin sesi soluğu olur musun? Hay hay dedim. Ara ara girip yol göstereceğim siz seyircilere. Bu kardeşimiz Kürt Ahmet. Kendi çapında nakliyatla iştigal eder. Ahmet kalenderdir, müşriktir. Yükünü bırakmış evine dönerken telefonu çalıveriyor. Alo. Ha bireyim Keremken. Ola çıpkı mana avet girin mali. Hayra. Çe? Ki canına hoş kane. Rövşavi çavaya. Başa başa ana astayım. Yine hadiseler, hadiseler. Bir hikayede hastane varsa, hastanelik olan biri de vardır mutlaka. Kürt Ahmet gazı kökler ama o da ne? Uzanan eli görmemek olur mu hiç? Hay Allah razı olsun abi be. Abi ben Körfez'e kadar gidivereceğim. Oraya kadar atıvereceksin ki. İyi gel. Gel. Abi ben diyorum gazeye geçeyim. Püfür püfür hava da sıcak. İyi sen bilirsin. Hah, eyvallah abi. Sağ olasın. Bu da Çingen Ercan. Düğünden dernekten dönüyor yine. Öttür bakalım Gırnata'ya da kulaklarımızın pası silinsin Ercan. Filmimiz işte şimdi başlıyor. Hepinize iyi seyirler. Berber Celil her zamanki cavcavlarıyla müşterisinin kafasını itinayla ütülerken etrafımda dolanı Çırağı Şerif içeri roket hızıyla girip Celil'in sözünü elektrikli testereyle kesmesin. Çok büyük cam göz. Ya usta be, yarın körfezin kurtuluşumuz hiç söylemiyor. Ya oğlum bir şey anlatıyoruz, bir dur be ya. Ne diyordun bak, onu da unutturdu bana pezemengin damadı. Ne diyordun ben İsmet Aga? Ne bileyim ben Celil, hiç susmuyorsun ki. Ya usta be, bir saatçik tamam öpüyorsun. Gidersin, acele etme. Önce bir süpür bakayım yerleri. Süpürge köpeğin olsun usta. Hemen de şımarıverme öyle. Haspam takmış kafaya. Yarın körfezin düşmanlardan kurtuluşu ya. O törene gidilecek arkadaş. Kocaman dev bir piton yılanı var. İsmet Aga. Adamı löp diye götürmüş ya. Yeter Celil, bitir artık şu tıraşı. Nikah şahitliğine gideceğiz diyor. Bir saatte sakal tıraşı mı olur ya? İplik çıkarının götü gibi dır. Gına geldi ya. Ya usta be, adam ölmüş mü? Hangi adam be? Yılanın yedi işte. Ne bileyim ben? Kürt Ahmet, kasasında Çingen Ercan, körfezin arka sokaklarında, izbe duvarlarında yankılanan gırnata sesiyle ilerlerken kamyonetiyle, Kadir denen Deyyus da yolunu gözlemektedir onu. Bilmem bu Kadir'i nasıl anlatsam size. Hani derler ya, kurtla bir olup kuzuyu yer, çobanla oturup kuzuya ağlar. Matbaası vardır bunun. Gazeteciyim diye dolanır durur ortada ama gazetecilikten gayrı her türlü pislik vardı tezgahında. Yine 40 tilki dolanıyor kafasında, 40'ının da kuyruğu değmiyor birbirine. Hayırdır? Şenlik mi var? Saygılar abi. Burada denk geliyordu, aldım. Abi Allah razı olsun, ben kaçayım. Çok sağ olasın abi. Abi sana da tekrar saygılar. Hadi abi. Ahmet kardeş bak hele, bir şey diyeceğim sana. Buyur. Bizim yer bilirsin. Kantinciliğe devam etmek istiyor çocuk. Zaten elinden de bir iş gelmiyor zavallının. Duyduğum kadarıyla yerli senden başka giren de yokmuş. Olabilir. Kaybederse çok üzülürüz bu Ahmet kardeş. Yerini ihalede görüşürüz. Hak ediyorsa alır. Ha, duyduğum kadarıyla Vecdi hastanedeymiş. Sen nereden biliyorsun? Ben bilirim Ahmet. Gazeteciyim ben. Bugün senin çocuğu gördüm annesiyle. Maşallah büyümüş. Nasıl da abi altından sopa gösteriyor bak. Amacı fesat karıştırıp Ahmet'i ihaleye sokmamak. Kim bilir ne şeytanlıklar yapacak yine. Körfez'de hava kararı vermiş. Bizim Kürt Ahmet de hastanelik olan çocukcağızın anasıyla kardeşini ziyarete gelmiş. Nasıl gider?
Baş. Karın bıçak gibi ağır. Öntel dayıcım baş. Allah sağlık sıhhat versin. Bir şey yoktur inşallah garibin. Öttür Ercan. Ercan'ı bildiniz. Akşamüstü hani kasasındaydı Kürt Ahmet'in. Şimdi de birazcık Ercan'ın hikayesini anlatalım size. Ercan çok güzel gırnata çalar. Ama çaldığı başka şeyler de vardır bu alemde. Eli uzundur azıcık sizin anlayacağınız. İndire Gandhi'ye çıkmadan evvel mutlaka dedesinin yatırına uğrar, duasını eder. Beğendin mi dedem? Beğendin dedem. Ruhun şad olsun dedem. Nasılsın bakalım? İyi. Biz de iyiyiz dedem. Ne olsun? İşte çalışıyoruz. Bu sabah düğün vardı Aşarkı Köv'de. Sünnet düğünü ya, yok. 3-5 bir şey çaldım. Onlar da bana 3-5 bir şey verdiler. Ben de gittim bir tane şarapçı kaldım. Pizlendim yani, anlayacağım dedem. Biraz pizlendim. Dedem. Ya nasıl diyeyim dedem? Dedem bak. Belki kızacaksın ama bu aralar sen işleri iyice boşladın. Boşladın dedem bak. Bak boşladın bak. Şurada bak. Darılmaca gücenmece yok. Yüz yüze konuşuyoruz. Bak özür dileyerek söylüyorum. Kıçımı zor kurtardım geçen gün ya. Eğer ki adam tanıdık olmayaydı. Vallahi bu akşam kodesteydim dedim ya. O kadar mı? Lan. Karagöz. Yaptır o. Ya aç Banusu, haydi. Tamam. Haydi. Haydi hanım. Hikmet Aga gelmiş. Hikmet Aga gelmiş. Eyvah, Hikmet Aga gelmiş. Vay, Hikmet Aga'm gelmiş. Hoş gelmiş. Ama Hikmet Aga olmadı böyle. Sürprizi bozdu. O nasıl laf öyle? Ne çalması? Tavşan kendi gelmiş. Hikmet Aga ne yaptın? O öyle mi? Bir şer mi? Ya Hikmet Aga niye o kadar şaşırdın sen ya? Niye o kadar şaşırdın? Gel ben sana anlatayım. Sen de hadi sofrayı kur hanım. Hadi hep beraber çıkalım. Biz orada biz bunu yiyelim. Ya dedem. Ya. İşte paçayı zor yırttık. Vallahi. Gerisini sen düşün gayrı. Oo dedem, iyice geç olmuş. Ben artık kaçayım. Daha gübre kaftıracağım. Ya dedem, işimiz boka kaldı işte. Yok dedem, yok şaka dedim ya. Geçen dedi birisi dedi, gübre iyi para yapıyor dedi. Ben de ne duruyorum dedim. Gideyim kaftırayım şu şeyi, gübreyi. He? Hadi ben duamı edeyim, ondan sonra da kaçayım dedem. Dedem. Sen orospuların namusu, şerefsizlerin şerefi, hırsızların şahısın. Hırsız ırmalı, kirişleri kırmalı. Yüksekten uçup alçak dama konmalı. Zengin malına yakın, fakir malına ırak olmalı. Hırsızın yüzü kara, polisin polisin neyi karaydı be ya? Gerisi neydi be ya? Ya dedem geç kaldım zaten, neyse ne. İşte sen beni koru, kolla, bana cesaret var, el çabukluğu ver. Gerisine karışma. He? Haydi dedem, haydi. Ercan, gübre gaftilemek için çıktığı yolda çok da emin olmadığı adımlarla ilerlerken Ahmet'in evinde tedirginlik rüzgarları esmektedir. Yarın Körfez'in kurtuluşudur. Ahmet karısını uyarır. Leyla, sıra dernek evinden var. Çıma, çıma. Sıla salva gire rüzgarı ya bacire. Bir o vecdir akır bunla koşkane. Koyma yedi. Ne ki beden be, uyden kere lağok. Bedaviye ve mesele çil be.
İşte ne yapıyor çare sebebi. Reset et abi. Konuşacağım ben. Pazar. Pazar. Bu esnada Ercan gafticiliğe koyulmuştur bile. Lan bunlar da ne ağırmış be. Dur bakalım Ercan. Daha asıl ağırlık çökmedi üstüne. Kurna! Ne de yüz seni! Allah belacığını versin dedi, ödümü kopardın. Bela alma hırsız köpek. Alnının ortasına çakarın acımam vallahi. Ya dedi ben sana demedim. Ben bizim dedeye dedim. Boşladı zaten işleri. Ne konuşuyorsun lan sen öyle? Anladın mı? Anlamsız anlamsız. Ne diyorsun lan sen? Amma da çok biliyorsun ha. Dedi bak onu indir bak. Dede, bak ben mecburdum. Benim çoluğum çocuğum var. Hepsi evde aç, beklerler. Dede bırak ben gidiyorum. Şimdi gübre mi yedireceksin çoluğu çocuğuna? Ha? Aç salağa gidip ekmek çalaydın madem. He. Soysuz. Doğru dedin de kurun köpeğin oğlum. Dede vallahi ben gideyim, bırak beni gideyim ya. Sus, sus. Tüfeğin şimdi dipçiğini yersin kafana. Dede indir onu gözünü sevem ya. Allah Allah. Önce bana bak, o bu çuvalları içeri taşıyacaksın. Ondan sonra seni polise vereceğim. Çuvalları içeri mi taşıyacağım? Tabii. Dede tamam. Tamam tamam. Sen al götür beni. Al götürü ver polisi tamam. Hala ben... konuşuyorsun. Sus. Nasıl diyorum sana? Hadi. Dede gözükü sevmem. Bana bak. Çekerim. Ya dede tamam indir şunu. Allah Allah ya. Allah belanı versin dede. Ne oldu canını bilmiyorum. Hala belanıyorsun be. Ya yeter dedi, ya. Ya dedi ben sana demedim. Ben sana demedim. Allah Allah. Kime dedin? Ya kime dediysem dedim. Benim ailemi dedem var. Yettim be. Amma alınca. Ağlaşamaksan sen de mi uğraşacaksın burada? Ya dede tamam ya. Amma alınca çıktın. Sus sen de. Me. Sen yakalattın beni zaten. Çeker neyi dedin abi? Kim dedin? Dur bir saniye. Yazıyorum. Soyadını aldın mı? Tamam abi söyle ben yazıyorum. Evet. Tarlacının adı ne dedin? Hı, tamam. Fotoğraf var mı abi sende? Tamam güzel. Tamam abi. Tamam abi. Yarınki baskıya koyarız. Ben sana haber ederim. Oldu. Ercan'ın suni gübre, namı diğer şeker gübresi çaldığı haberi bu affedersiniz soysuza ulaşır. Kadir haber değeri gördüğü bu olayı gazetede kullanacaktır ertesi günü. Ama dedik ya hep şeytanlığa çalışır bunun kafası. Parçaları birleştiriverir. Bugün Kürt Ahmet'le birlikte görmüştür Çingen Ercan'ı. Sami, baskıyı durdur. Sami! Durduruverir baskıyı. Baskının durduğundan haberi olmayan Ahmet, oğluna masal okumaktadır evde. Çalan kapı ziliyle irkili verir. Oğlancağız uyumuştur. Ahmet oğlunun üstünü örter. Karısı tedirgin, kapıyı açar. Fakat gelen kimdir acaba? Bakalım gece neye gebedir? Tanrı misafiri değildir gelen. Karısı ürkek adımlarla yaklaşır. Ahmet alışkındır ara ara polislerin ziyaretine. Bu sefer neyle suçlanmaktadır acaba? Olaylardan habersiz karakolun yolunu tutar. Tek tek atılır mıymış bu? Renkler birikince bunu da renklerle birlikte atarım. Ben şimdi beyazları yıkacağım. Elde yık o zaman. Hiç uğraşamam bu saatte elde yıkamayla. Kirli kirli masaya mı bayrağı yarın? Ne varmış yarın ya? Ne varmış yarın, ne varmış yarın? Yarın Körfez'in kurtuluşu. Haberin yok mu senin dünyadan? Öf. Öfleme. Tamam. Öfleme bir kere de öfleme. İnce bunu yıkarım. Hadi sen git. Ben bunu yıkarım. Allah'ım ben senden. Ben senden ne zaman kurtulacağım acaba? Kadir pisliğini temizlemek istercesine o akşam karısına yıkatır bayrağı. Bayrak çamaşır makinesinin tamburunda dönenip dururken Ahmet karakolda
üzerine atılan çamurdan arınmaya çalışmaktadır. Bizim gübre hırsızı Ercan'sa ifade vermek için sırasını beklemektedir. İkisinin yolu karakolda kesişir bu kez. Ercan Ahmet'i hemen tanır. Ana! Abi! Tanıdın mı? Tanıdım. Tanıdın he? Tamam, kamyonet aldın, körfeze bıraktın beni. Tanıdım. Nasılsın, iyi misin? İyi, arkadaşım Mataş oğlum. İyiyim abi. Sen nasılsın? İyiyim. İyi abi. Senin ne işin var burada? Senin ne işin var burada? Yanlış anlama diyelim abi ya. Bu eşyalar vardı, bu şu var, onları da şey verdim. O başka dede geldi, o yanlış anladı. Taşıttı onların hepsini bana da. Of. Belim ağrıp duruyor zaten. Kusura bakma, dilime vurup duruyor ondan sonra da. Of. Ertesi gün, Körfez'in düşman işgalinden kurtuluşu tüm kasabada törenlerle kutlanır. Bizim çırak da bayramlıklarını giymiş, en ön safta yerini... O geceyi nezarette geçiren Kürt Ahmet neler döndüğünü çözememiştir. Neden sonra masumiyeti anlaşılıp salıverilir. Çıkınca ilk iş bir berbere gider. Hoş geldin abi. Hoş bulduk canım. Buyur gelip dur, ben yan taraftan ustayı çağırayım gene. Çay söyleyeyim mi abi? Dur canım, tamam. Tamam abi. Usta! Ahmet salıverilir ama usta! Kantin ihalesinde kaçırır. İhaleyi kazanan ise Kadir Deyyus'u olur. Aslında olayın ne Ahmet'le ne Ercan'la uzaktan yakından ilgisi vardır. Hatta olay bile yoktur ortada. Ne mi anlatıyorum? Biz de iyi verin. Hoş geldin abim. Nasılsındır? İyisindir inşallah. Sağ ol, sen nasılsın? Vallahi biz de iyilik, hamdolsun. Nasıl olsun? Ne istersin? Saç, sakal tercihin nedir abim? Sakal. Abi bir yerden gözüm ısırıyor ama böyle ufak ufak. Bir ismi diver bakalım bana be. Ahmet. Ahmet abi hiç duydun mu? Bugünlerde hiç son bomba gibi haberler var valla. Gazetede öyle bir çıkmış ki terör saldırısı yapıverecek demiş teröristler. Hiç duydun mu böyle bir şey haber? Kocaman punto başlıkta da çıkmış. Nasıl biliyor musun abi? Çingenelere şeye yolluyorlar, tarlaya yolluyorlar. Çingenelere şey toplattırıyorlar, gübre toplattırıyorlar. Çaldırıyorlar yani onlara. Çingen Ercan'ın gübre çaldığını öğrenen ve Ahmet'le Ercan'ı bir arada gören Kadir, ihaleyi kapmak için bir yalan uydurur. Habere göre suni gübre çalan Ercan, Ahmet'le işbirliği içindedir. Ahmet de suni gübreden bomba yapıp kurtuluş gününde Körfez'i havaya uçuracaktır. Kadir'in gazetesinde gördüğü haberle birlikte Kürt Ahmet'in ayağı suya erer. Gerçekte ne terör, ne saldırı, ne bomba vardır. Hepsi matbaacı Kadir'in kurgularıdır. Matbaada baskı durur ama memlekette baskı sürer. Çarşılar karışır, çingen çalar, Kürt oynar, Berber Celil ve ahali olup bitene kanar. Böyle işler yapıyorlar. He, sakal yapıyordu değil mi bize abim ya? Dur unuttuk, hadi bakalım. İşimize bakalım ki en güzeli öyle olsun.